kardeşlerim, hepinize merhaba. Bilenmenen kanalındasınız. Bugün yepyeni bir konsept, yepyeni bir program. Yine bilgi güçtür paylaşıldıkça büyür mantığından yola çıkarak Taze Mezun adı altında bir program oluşturduk. Yaklaşık ülkemizde yılda 2 milyon kişi sınava giriyor, üniversite sınavına giriyor. Ve tecrübelerim, gözlemlerim bana bu öğrencilerin çok fazla yönlendirilmediğini, tecrübelerinin insanlarla fazla paylaşılmadığını ve kazanımlardan haberdar olmadığını söylüyor. İşte kardeşlerim, çözüm burada. Bu programda taze mezunlar sizlere yön verecek. Geleceğin haritasını sizler için çizecek. Onların kazanımları, hataları, tecrübeleri sizlere belki ufacık da olsa bir ders verecek diyorum. Lafı fazla uzatmadan programımızın ilk konuğu Barış Bey. Buyurun. Ben Barış Namlı. İstanbul'da yaşıyorum. Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Ondan sonra 2018'in Mart ayında da askere gittim. Eylül ayında geri geldim. 2018 Eylül ayından şu zamana kadar da iş aramaktır, yüksek lisanslar başvurudur gibi bir süreçle uğraştım ve ya Eylül ayında İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Su Kaynakları bölümünde yüksek lisans yapacağım inşallah. Barış, ilk öncelik istersen şu mevzudan başlayalım. Özel üniversite, devlet üniversitesi. Işık Üniversitesi özel bir üniversite. Özel üniversite hakkında benim gözlemlerim insanların ön yargısı olduğunu söylüyor. Seninle de bunun hakkında konuşmuştuk. İstersen öğrencilere de, bu yeni nesile de bunlardan birazcık bahsedelim. Ne diyorsun? Özel üniversite avantajları, dezavantajları. İlk konumuz bu olsun. Vallahi şimdi özel üniversitenin dezavantajlarına gelecek olursak, evet, özel üniversiteden mezun olmuşuz gibi insanlar algılıyor. Ki ben bunu hiç alakası bile olmayan, yani böyle bir durumla karşılaşmamam gereken bir yerde, askerlikte karşılaştım. Komutan bizimle tanışacak. Yüksek rütbeli bir komutan. Hepimizle tek tek konuşacak. Ben odaya girmişim, tek bilimi vermişim. Adam böyle durdu. Önündeki kağıda bakıyordu. Barış dedi, hangi bölümden mezunsun dedi. Işık Üniversitesi komutanım dedim. Özel üniversite mi? Evet komutanım. Niye özel üniversiteyi bitirdin dedi. Ben dedim böyle bir kaldım açıkçası. Niye? Böyle bir sorun nerede geldi? Niye alakası var? Sonuçta bitirmişim üniversitemi. Orada durumu şöyle söyledim. Dedim İngilizce eğitim almak istiyorum. Tam burslu bir şekilde yerleşmişim. İstanbul'da okul. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Ailemden çok fazla uzak kalmayacağım. Yani bunları belirttim komutana. Çok bir şey demedi ki zaten bayağı da özel hayatıma girmişti orada. Şimdi yani Ukde kalmasın Barış. Bak komutanım uyduyu izliyor mu, izlemiyor mu bilmiyorum. Şimdi ukde kalmasın, ben bunu söyleyeceğim. Lütfen yanlış anlama. Canı sağ olsun. Ya bu sadece askerlik değil mesela. İş ilanlarına bakarsanız da bazı ilanlarda teknik üniversiteden mezun olmuş çalışan, teknik üniversiteden özellikle mezun olmuş çalışan falan diye teknik üniversiteleri böyle daha genelleyen bir durum var sektörde. Tabii böyle bir zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bu zorlukta etkilenebilirsiniz. Etkilenmeye de bilirsiniz ki bu nasıl olacak mesela. Çok severek yaptığınız bir bölümdür, meslektir. Teknik üniversiteden mezun değilim. Şöyle bir üniversiteden mezunum ama şöyle şöyle stajlarım var. Şöyle şöyle programlar biliyorum. Bilgiliyim. O adamlarla mülakatı yaparken sanki adamdan daha iyi işi biliyormuşsun gibi. Eğer bir bilgi birikiminin varsa o işle ilgili. Tabii yani bu da size bir dezavantaj olarak etkilemez. Şimdi özel üniversite olunca normal olarak tabii öğrenci kalitesi de o puanı almış insanlar geliyor. Yani bir laf vardı. 5 insanın, çevrenizdeki 5 insanın ortalaması kadar bir insansınız. Yani yanınıza gelen insanlar da böyle tabii başta düşük olup üniversitede düşük puan alıp çok çalışıp çok iyi başarılı olanlar da var. Bunları tabii ayrı tutuyorum mevzu olarak da. Genel olarak tabii bir teknik üniversitenin veya başka bir üniversite kadar kaliteli bir öğrenci grubu yok. Sonuç olarak hocalar da onlara belli bir noktaya kadar çıkartabiliyor. Adamların potansiyeli belli bir noktada. Şimdi ben kendi okulumu veya başka arkadaşlarımı uzak tutuyorum. Yani onları kapsamıyorum. Belli bir noktaya kadar genel olarak konuşmak gerekirse böyle. Zorlanmadık yani bazı konularda üniversitede. Yani mesela ben böyle bazı dersleri böyle verirken yani hiç vermemem gereken dersleri çok yüksek veriyordum. Nasıl ben bu dersi bu notla verdim diye düşündüğüm dersler de oldu tabii. Yani böyle biraz zorlamadan falan bir mezuniyetimiz de oldu başka şekiller. Öğrencinin zorlanması gerektiğini aslında Barış söylüyor. Bu noktada çok önemli bir şey bence. Yani zorlanmıyorsanız üniversitede, sınavlardan rahat rahat geçiyorsanız, hocaya bir el pençe, hocam ya yapalım bir şeyler sakın, geçtin, bu işler öyle yürümüyor diyor Barış. Özel üniversitelerde ben biraz bununla karşılaştım. Tabii her özel üniversite böyle değildir. Bazıları gerçekten canını yakar, bazıları da hiçbir şey yapmaz, bir anda mezun olursun. Peki bu gençler ne yapmalı Barış ya? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıfta bu gençler ne yapmalı? Başladı üniversiteye. Nasıl bir yol çizmeli? Sen ne yaptın? Hata, onlar ne yapsın? Şimdi öncesi üniversiteye başladığınızda çevreye şöyle bir bakın. Bölümlere bakın. Bu bölümlerdeki insanlar neler yapıyor bakın. Çevrenizi geniş tutun. Kaç tane kulüp varsa ilginizi çekin. Hepsiyle birin gidin, kayıt olun. Toplantılarına katılın. Oradaki insanlarla sohbet edin. O gruplarda kulüplerdeki insanlarla arkadaşlıklar kurarak, dostluklar kurarak sonra siz de farklı gruplar, farklı kulüpler kurabiliyorsunuz.
Mesela böyle bir çevresel, sosyal olarak işler yapın. Üniversitedeyken önemli faktörlerden biri zaman planlamasıdır. Nasıldı bu zaman planlaması? Ne zaman ders çalışacağını, ne zaman gezeceğini çok iyi bilmektir. Bunu yaptığın zaman gezmekten de geri kalmazsın, ders çalışmaktan da geri kalmazsın. Hem sosyal bir adam olursun, hem de başarılı bir transkriptin olur, derslerinde iyi olursun. Mesela benim arkadaşım hem çift anadal yapıyordu hem de dans kulübünde gösteriye çıkmıştı yani. Çok zor bir şey. Benim o zamanlar yapabileceğim bir şey, yaptığım bir şey değildi ama adam ders zamanını planlayarak çok iyi başarıyordu bu işleri. Yeni insanlar da tanıyalım. Yeni insanlardan da yeni bilgiler öğrenelim. Hem de üniversitede mesleğimizle alakalı bilgiler de edinelim. Bunun dengesini sağlamak çok önemli. Ne çok eğlenelim, ne de çok ders çalışalım. Dengesini tutalım. Aynen. Daha çok bilgi sahibi olalım, donanım sahibi olalım. Kitap da okusunlar, bunlardan da bahsedelim. Zaten yani onu yapmaları gerekiyor yani, bir tavsiye olarak değil de insanlara kitap zaten okumaları gerekiyor bence. Yani ben kesin artık tavsiye artık vermemiz gerekiyor. En önemli tavsiyem benim burada şu: sevdiğiniz bölümü okuyun. Kimsenin yok şu okula git, yok buraya git, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın laflarına bakmayın. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz ve mesleğiniz de sizin 40 yıllık, 50 yıllık, belki 30 yıllık bir rolünüz, hayattaki bir rolünüz. Bu rolü seviyor musunuz? Bu önemli. Bundan ötesi yok. Ben bu mesleği seçtim, bitti. Ya da ben üniversite okumak istemiyor muyum? Arkadaşlarından biri üniversiteyi bitirdi, inşaat mühendisliğini. Adam sonra gitti Konya'da hayvancılıkla uğraşıyor. Sevmedi bu mesleği. Sevmedikten sonra bırakabilir. Bu meslek çünkü sizin hayattaki rolünüz ve eğer bu mesleği sevmiyorsanız, seçtiğiniz mesleği, sevdiğiniz alanlarına bakın. İnşaat mühendisliği çok geniş bir konsept. Siz bir konseptini sevmiyorsunuzdur ama başka bir konsepti, başka bir dalını seviyorsundur. Bu da önemli. Yani sevdiğiniz alanları bulun. Hiç bir alan bulamadıysanız da bırakın. Yani başka alanlar, istediğiniz şeylere yönelin. Bu da ayrıca bir tavsiyem olsun. Aslında burada Barış kardeşimin de anlatmaya çalıştığı, benim de sonuna kadar desteklediğim, iyi poliste, kötü poliste sizler olun. Kararı siz verin. Sonu önemli değil. Kötü olacaksa da sizin verdiğiniz kararla kötü olsun. İyi olacaksa da sizin verdiğiniz kararla iyi olsun diyor Barış. Mükemmel. Bunu ben de destekliyorum. Şimdi Barış, bu öğrenciler 3. 4. sınıfta, ben konuşuyorum. Ben de bu arada 4. sınıf öğrencisiyim. Ufaktan bir Yusuf var be hocam ya. Olur ya, çok normal bir şey. Hayatımızda ne, sen mesela radyo televizyon okuyorsun. Yani hiç böyle radyo televizyonun birinci derecede içinde oldun mu? İşte olmadım. Önemli i̇şte olmadım. Kimse olmuyor. Ben de şantiye şefliği yapmadım yani okuldayken. Bu herkesin yaşayabileceği bir korku. Bu çok normal. Bu korku aslında iyi. İnsanı böyle bilinçli tutar. Hayatı sorgular. Ben ne eksiklerim be. Korku demek zaten bir yerde bir eksik olduğumuzun düşüncesidir. Bu eksiklerimiz de yüzleşip onları görmezlikten gelmeyip orada kendimizi geliştireceğiz. İyi olan yanlarımız daha iyi. Kötü olan yanlarımız da elimizden geldiği kadar yükselteceğiz. Bu korku çok normal. Faydalı bir korku. Ötesi biraz zararlı. Ötesinden kaçınmak lazım. Daha önce bahsettiğimiz bir mesele vardı. İşverenlerin sen incelediği konuları söylemiştim bana. Demiştin ki bir meslekte aslında o kadar fazla iyi olmanıza, mükemmel olmanıza gerek yok demiştin. Bundan bahsedebilir miyiz aslında? Üniversiteyi bitirdiğinizde meslek tecrübeniz yok. Ama sizde ne var biliyor musunuz? Bu mesleği seviyorsanız bir dinamizm var. Abi ne olur bana bu işi öğret. Ben bu işi çok seviyorum. Ben bu işi yapmak istiyorum de insanların yakasına yapışacak istek vardır sizde. İşveren sizin bu özelliğinize para verir. Sizin mesleki bilginize vermez. Sen şunu dersin adama bu meslekte. Sıfır tecrüben vardır ama çok seviyorsun bu mesleği. Abi bana bu işte para verme. Ben bu işi öğrenmek istiyorum. Bunu yaptığın zaman o adam senin bu özelliğine para verir. Ben bu işi bir günde, bir ayda, bir yılda öğreneceğim demene para verir. Ondan sonra seni istediği gibi yetiştirir veya yapamaz, seni başka birine yönlendirir, başka bir şekilde destek olur. Senin iyiliğin için seni daha iyi bir noktaya itebilir. Genç olmanızın iyi yanı dinamizm. Konuya girerken pataküte hepimiz giriyoruz. Allah bismillah ama işte bu. Meslek tecrübemiz yok ama dinamizm bizde de olan. Bir meslekte mükemmel olmanıza gerek yok. Sizin içinizdeki gençlik ateşi, dinamizm, o mesleğe olan aşkınız eminim birileri tarafından fark edilecek. Onu fark eden kişiler sizin o hareketinizi görerek ileride daha büyük harekete sahip olabileceğinizi tahmin edebilecek insanlar. Barış bundan bahsediyor. Sonuna kadar katılıyorum. Ümitsizliğe kapılmasın gençler diyoruz. Yok ya, insanlar nerelerden nerelere geliyor. Bugün ilk konuğumuz Barış'tı. İnşaat mühendisi olma yolunda ilerliyor ve yüksek lisans da yaptığını bizlere söyledi. İyi dileklerini, tecrübelerini, kazanımlarını, hatalarını sizlerle paylaştı. Umarım ufak da olsa bunlardan ders çıkarabilmişsinizdir. Barış kardeşimizin de sosyal medya hesaplarını sizlere ulaştıracağım. Ve kameraman Alp kardeşim de gerçekten heykel gibi orada da bizler için duruyor bir saatten beri. Arada küfür ediyor içeriden, ben duyuyorum. Ulan sizin ben mi? Başlayacağım diyor. Sizleri tüm saygı ve sevgimle, içtenliğimle selamlıyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Barış kardeşim şöyle bir selamlayalım kardeşlerimizi. Kendinize iyi bakın gençler.